Arkadaşlar merhaba, ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar dünkü arabayı geri verdim. O araba garajın arabasıydı. Bana kullanmak için verdiler. Videoda söyledim ama bazı arkadaşlar sonuna kadar seyretmemiş. Onun için yanlış anlaşılmış oldu. Şimdi arkadaşlar, bu benim sıla yolu arabam. Bu arabayla nasip kısmet ederse 2 hafta sonra yollardayım. BMW X5. Arkadan da gösterelim. Çok rahat bir araba, çok memnunum. Arabanın içini de gösterelim. Bir kere göstermiştik. Sonra kapatmayın, size fikirlerimi söyleyeceğim. Ben bu arabayı değiştirmek istiyorum. Neden değiştirmek istiyorum? Ne almak istiyorum? Biraz sonra arabanın içine girip bu konuya gireceğiz arkadaşlar. Sizlerden saklım yok. Ben bu arabadan aslında çok memnunum. Ama araba çok büyük. Arabayı garaja zor sokuyorum. Arabanın servisi yapıldı. Araba şu anda 72.552 kilometrede. Arabanın iç görünüşü böyle. Türkiye'ye gidip geldikten sonra herhalde 80 binlere doğru kilometresi dayanmış olacak. Arabanın iç görünüşü böyle arkadaşlar. Arabanın üstü açılıyor. Ben bu arabayı ne zaman aldım? 3 sene evvelsi aldım. Tam 3 sene olmadı. 11. ayda 3 sene olacak. Türkiye'ye gidip geleyim, ben bu arabayı arkadaşlar değiştirmek istiyorum. Yan görünüş bu. Koltuklar, ön koltuklar hem ısıtıyor hem soğutuyor. Burada içeceğiniz hem ısıtma fonksiyonu var hem soğutma fonksiyonu var. Burada telefonunuzu şarj yapabiliyorsunuz. Burada kocaman bir yer var, depo var ufak. Önde arabanın kendi parfümü var. Bunun içinde arkadaşlar. Daha ne özellikleri var? Arkadaşlar bu arabanın çok özelliği var ama arabayı fazla kullanmadığım için, iş arabasını kullandığım için bazı özelliklerini kendim bile bilmiyorum. Açık açık söyleyeyim size. Ön koltuklar dediğim gibi hem ısıtıyor hem soğutuyor hem masaj var. Masaj buradan ayarlanıyor. Her türlü masaj yapılıyor. Bu arabayı arkadaşlar dediğim gibi ben değiştireceğim. Şu telefonu ben yukarı takabilir miyim şimdi? Bir dakika. Arkadaşlar şöyle şuraya takarsam kendimi herhalde gösterebileceğim. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Arkadaşlar geçen videolarımda söyledim. Beni devamlı takip edenler belki görmüştür. Uster'de bayağı bir çekimler yaptım. Oraya import mu, export arabası mı? Import mu deniyor, export mu deniyor? Export arabası mı, import arabası mı? Her neyse. Bu arabalar yeni arkadaşlar. Bu arabalar yeni ama bu arabaların bir özelliği var. Yurt dışında bunlar trafiğe açılması lazım. Bunlar trafiğe açılıyor ama bir depoda kalıyor. Bu arabalar kullanılmıyor. Trafiğe açılmış gibi gözüktüğü için, buraya kullanılmış gibi geldiği için arkadaşlar, bunların vergisi mergisi her şeyi başka olduğu için bu arabaları burada çok avantajlı satıyorlar. O videolara bakarsanız yeni fiyatı mesela 60 bin, orada 40 bin. Yeni fiyatı 50 bin, orada 30 bin. %35 veriyor indirim, %45 veriyor, çeşitli türlü indirimler var. Ben orada arkadaşlar bakarken bir arabaya resmen aşık oldum. Görünüşten aşık oldum. Yalnız bakın dikkat edin, arabayı hiç kullanmadım. Bu arabanın içine binmedim.
Bu arabaya kullanmadığım için, içine binmediğim için tam %100 de diyemem yani, söyleyemem, karar verdim bu arabayı alacağım diye. Ama dış görünüşüne, dışarıdan baktım mı iç görünüşüne, fiyatına göre bu araba bana çok uygun geldi. Hangi arabadan bahsediyoruz? Videomda da söylemiştim. Alırsam dedim, şimdi bir araba alırsam dedim, bu arabayı düşünüyorum dedim. Hyundai Tucson arkadaşlar. Orada Hyundai Tucson var. N-Line hibrit ve elektrik ile 65 kilometre civarında gidebiliyor. Yani kabloyla da doldurabiliyorsunuz. Bir benzin koyma yeri var, bir de kablo takma yeri var ve kabloyla doldurabiliyorsunuz, 65 kilometre gidebiliyor. Murat Bozdağ'ın düşüncesi bu arabayı neden, yani hibrit öyle o özellikle. Buralarda arkadaşlar hiç fazla benzin kullanmadan elektrikle kullanmak. Yani durum şöyle gösteriyor. Biz de evimizin üstlerine herhalde güneş enerjisinden elektrik yapma aletlerini, fotovoltaik deniyor burada, onları almamız lazım gibi gözüküyor. Belediye de şimdi bazı konularda zorluk çıkarıyor. Bizim kalorifer kazanımız gazlı. Gazlı yasaklanacak. Şöyle bir kanun çıktı. Tavana o aletleri taktırırsan sana tekrar bir müsaade veriyor. Yani gelecek 20 sene için gazlı kalorifer kullanabilmen için, yalnız aması var, onu taktırman lazım. Biz de şimdiden bazı hesapları yaptığımız için arabayı nasıl alalım, kaloriferi nasıl ayarlayalım, kendimiz ceyran üretelim mi, üretmeyelim mi, İsviçre'de yaşıyoruz, değer mi, değmez mi? Şimdiye kadar alan komşularla da konuşuyoruz. Birisi öyle diyor, birisi böyle diyor. Bunun tabii amortizasyonunu çıkarabilmen için, ödediğim parayı çıkarabilmen için, yaş da bizim yavaş yavaş da ilerlediği için hesaplıyoruz. Artık kaç yaşına gelmemiz lazım bu ödediğimiz parayı çıkarabilmemiz için. Bunlar böyle sorular. Bakın nereden nereye geldik arkadaşlar. Onun için ben o anda o Hyundai Tucson'a baktım ve halen düşünüyorum ve tam da karar verirsek, ben ve eşim beraber karar verirsek, bu arabayı verip o arabayı almak için tabii ki ilk önce bir kullanmam lazım. Ben bu arabayı bir denemem lazım. Bakalım hoşuma gidecek mi? Bana kalırsa ben bu arabayı daha 2 ay verecektim. Hanım beni caydırdı. Dedi, o kadar para verdik dedi, biraz daha kullanalım dedi, tadını çıkaralım dedi. O da haklı. Mesela geçen pazar çocuklarla, torunla beraber bu arabayla havalimanına gittik. Hepimize yer olduğu için, araba büyük olduğu için ve çok rahat bir saat yolculuk yapabildiğimiz için bununla gittik arkadaşlar. Yani bu konuda bu BMW X5'in üzerine yok. Vardır belki, Mercedes'lerin en büyükleri, BMW'nin X7'si. Belki bunlar daha da rahat olabilir ama BMW'ye gelince ve rahatlığa gelince arkadaşlar, bu X5 yani gerçekten üzerine yok. Bu araba mazotlu araba, fazla yakmıyor da. Yalnız arkadaşlar, ben bu araba çok büyük. Ben bu arabayı garaja park ettiğim zaman hanım zar zor kendi arabasını park ediyor. Yani arabanın genişliği ve uzunluğu çok yer kaplıyor. Dün gördüm, 330e ile eve gittim. O arabayı garaja park ettim. Arkadaşlar yani dünya fark var arada. Dünya fark var. Gerçekten araba çok geniş. Araba çok geniş ve zorlanıyorum bazı dükkanlarda, Migros, Coop gibi yerlere alışverişe gittiğim zaman park problemi oluyor arkadaşlar. Her yere park edemiyorsun arabayı. Geniş oluyor, adam yanına geliyor, yer yok, kapıyı açarken arabana vuruyor. Yani böyle şeylerden uğraşıyoruz diyebilirim. Onun için bu sıkıntılardan da biraz kaçmak istiyorum. Tabii ki Hyundai Tucson'la bunun arasında çok fark var. Çok arkadaşlar da onu duyduktan sonra yazdı bana, abi attan inmiş eşeğe binmiş gibi olacaksın, şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Bunu da biliyorum arkadaşlar. Bu arabanın motoru da kuvvetli, 400 beygir. Ama
Tabii ki bazı bir yerlerden de okey demen lazım. O araba küçükse kuvveti de o kadar olmasın. Bundan sonra da Murat Boz'dan zaten onunla bununla yarış yapmaya, hız yapmaya fikri de yok. Eskiden de zaten yapmazdım. Bu arabayı almamın nedeni arkadaşlar, kuvvetli almamın nedeni Türkiye'ye rahat gidip gelebilmek için. Türkiye'ye gittim geldim, Sıla yolu tekrar gideceğim. O konuda gerçekten süper, çok rahat bir yolculuk yapılıyor. Ama şimdi diyorum ki değer mi? Yani senede iki kere, hadi bilemedin üç kere Türkiye'ye gitmek için bu arabayı tutmak değer mi? Bence değmez diyorum. Ondan sonra zaman öyle bir gösteriyor ki uçakla daha fazla gidiyoruz arkadaşlar. Ben bu sene gene iki kere tekrar iki kere gideceğim. Gittim Mart'ta bir gittim. Antalya'ya gittim ve iki kere daha uçakla gideceğim. Arabayla 2 hafta sonra gideceğim. Sonra belli değil, bir kere daha gidebilirim. Daha bu programlar, planlar yapılmadı. Murat Bozdoğan'ın sağı solu belli olmaz. Bunu beni tanıyanlar da biliyor. Mart'ta mesela hiç öyle bir konu yoktu. Ben atladım uçağa Antalya'ya, bir haftalığına, 5 günlüğüne Antalya'ya gittim. Arkadaşlar daha fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Bu videoyu yapmamın sebebi, çok arkadaşlar da sordu. Abi düşüncelerin ne? Kardeşim ne almayı düşünüyorsun böyle? Ben şimdilik Hyundai Tucson diyorum. Inline hibrit olacak, onu düşünüyorum. Ama belli olmaz. Yarın öbür gün bakarsın başka bir araba önüme çıkar. Mazda'lara baktım, Lexus'lara baktım, Toyota'lara baktım ve de halen bakıyorum arkadaşlar. Ama bundan sonra BMW almayacağım. Neden almayacağım? BMW çok masraflı arkadaşlar. Yani bakın, dünkü bana verdikleri o araba 330e yeni fiyatı 100 bin frankın üzerinde. Yani paraya yazık arkadaşlar. Ben bu parayı yolda toplamıyorum. Parası olan alsın. Ben bu BMW'yi, bu X5'i ikinci el aldım. Kaç paraydı aldığımda? 80 binin üzerinde bir franktı arkadaşlar. İkinci el. Yenisini alsaydım 145 bin franktı. Yani aşırı bir masraf, aşırı bir çok bir para. Onun için düşündüm ki Hyundai Tucson dediğim yerde, Uster'de arkadaşlar 39.800 franka adam sana yeni araba veriyor. Yani o Hyundai Tucson'dan 2 tane araba alabilirdim bu arabayı alana kadar. Tabii ki bu arabanın kalitesi başka, her şeyi başka, bütün ürünleri başka. Bunu da biliyorum ama arkadaşlar, bu arabayla ben senelerce yaşamayacağım ki. Yani sonunda hadi 10 sene 15 sene kullanıyorsun, gene veriyorsun ve hiç İsviçre'de bir değeri kalmıyor. Burası Türkiye değil. Burada hiçbir değeri kalmıyor. Bu araba 10 sene sonra yok, değer yok. 5-6 bilemedin 8 bin franka satarsın. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için, beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmadıysanız, abone olursanız sevinirim. Dediğim gibi planlarda onu da çıtlatayım şimdi, buraya kadar seyrettiyseniz hak ettiniz. 3 Haziran ben sabah erken yola çıkacağım arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar canlı yayın yapacağız. Yapabildiğimiz yerlerde canlı yayın yalnız çok enerji alıyor, çok insanı yoruyor. Onun için kusura bakmayın. Yalnız takipte kalın, elimizden geldiği kadar canlı yayın yapacağız. Elimizden gelirse tabii ki akşamları da yapacağız, siz evde olduğunuz zaman. Tam pazartesi salıya denk geliyor benim gittiğim günler. Çalışanlar tabii çalışması lazım. Murat Bozdoğan'ı seyredemez. Arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatlı kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın Murat.